İyi akşamlar. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine yapılması planlanan şehir meydanı ile ilgili çalıştay düzenleyeceğini açıkladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine yapılması planlanan şehir meydanı ile ilgili olarak çalıştayın ardından ortaya çıkan projeyi halkımızla paylaşacağız, onların beğendiği proje üzerinde çalışacağız dedi. Özellikle TOKİ başkanlığımızla yaptığımız çalışmada mevcut stadyum meydan olacak şekilde ve kapalı alan olacak şekilde bize bir tasarım gönderdiler. Meclisten komisyona havale ettiğimizde çok ciddi spekülasyonların olduğunu gördük. Burada AVM yapılacak dendi, stadyum 10 dönüme düşmüş dendi, meydan kalmadı dendi. Baktım ki bu spekülasyonlar çoğalıyor. Bunun üzerine yasal olarak benim bunu yeniden meclise iade etme hakkım vardı. Hemen iade ettim. Herkese çok daha yakın bir şekilde bunun böyle olmadığını anlatmamız gerekiyordu. Önce bir 78 STK ile geldiler, taleplerini anlattılar, onlara durumu anlattık. Sonra gönüllü kuruluşlar geldi. Biz de dediler, bizim de taleplerimiz var. Dedik ki o zaman şöyle bir şey yapalım, bir çalıştay yapalım. Herkes ama herkes, muhafazakarından, her görüşten insanların, kadınıyla, engellisiyle, genciyle, her çocuğuyla yaşayan bir meydanda ne istiyor? Bu meydanda ne olmalı, ne olmamalı? Bunu bir çalıştay yapalım, bir şey çıkaralım. Burada ihtiyaç analizi, sonra da tasarımcılarla, kentsel tasarımcılarla, yerel veya genel, ulusal davet edelim. Onlara bir proje çalışması yapalım. Buradan çıkan projeleri de halkımızla paylaşıp onların peh dediği, beğendiği proje üzerinden götürelim dedik. Şu anda bu şekilde devam ediyor. Muhtemelen bir ay içinde TOKİ başkanımız geldiğinde de yerinde göstereceğiz. Anlaşabilirsek meydandaki yere trampa yapıp tamamen yerel yönetimlerin inisiyatifine almak istiyoruz. Bunu her kesime anlattığımız zaman da valiliği taşıyoruz. Valimizden çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda, halkımız adına. Özellikle merkezdeki devlet kuruluşları hem ulaşım açısından hem sıkışma açısından bizi çok yoruyor. Fevzi Çakmak'taki karayollarına butik bir valilik yapacağız. Orayı yıkacağız. O zaman zaten 250 dönüm büyük bir alan ortaya çıkıyor bizim yıktığımız bedestenle de birleştirdiğimizde. Herkes ne yapmak istiyorsa orada onu yapabileceği bir proje çalışmasını tamamlayacağız ve bunu halkımıza sunacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Parkı'nda açılan Mutlu Kafe'de tamamıyla Down sendromlu çocuklar çalışıyor. Oldukça mutlu olduğu gözlenen Down sendromlu çalışanlara vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Parkı'nda açılan Mutlu Kafe'de tamamıyla Down sendromlu çocuklar çalışıyor. Oldukça mutlu olduğu gözlenen Down sendromlu çalışanlara vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Down sendromlu çocukların sosyal hayata katılımı ve kendilerine güvenlerini kazanmaları amacıyla kurulan Mutlu Kafe'de toplamda 6 çocuk garsonluk yapıyor. Müşterilerle sohbet eden çocukların sosyal iletişimlerinin geliştiği gözlenirken, kafeye gelen müşterilerin de oldukça mutlu olduğu gözlendi. Kafede çalışan çocuklar ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Mutlu Kafe'de çalışmaya başladık, eskiden evde otururduk ve çok sıkılırdık. Şimdi burada insanlara çay kahve yapıp veriyoruz. İnsanlar bize çok iyi ve sıcak davranıyor. Hem para kazanıyoruz hem de sosyalleşiyoruz" diye konuştular. Adım Levan. Çok büyüğüm. Mutlu Kafe konuştum. Bugün kahve çok seviyorum. Şunu yemeğini çok seviyorum. Yatıyordum, kahve yaptım. Kahveden büyüğümde bir tane de çok oynadım. Evet, büyüğüm, çok büyüğümdeyiz. Kahveden çok büyüğümdeyiz, çok oynadım. Daha ne yapıyorsun burada gün içinde? Kahve, çay, yemek, çok çalışma, boğak.
Hem şu iki sokak ileride. Hemen hemen her gün geliyorum diyebilirim buraya. Mutlu Kafe'den çok memnunuz. Çok memnun oluyorum. Onların topluma kazandırılması lazım. Dışlanmamaları lazım. Onlar da bizim gibi. Her an biz de engelli olabiliriz. Yani Allah şifalarını versin inşallah. Gördüğüm kadarıyla memnun kaldım. Gerçekten sevindim buna. Güzel bir uygulama. Bu Mutlu Kafe güzel bir yer. Arasında takılıyoruz yani arkadaşlarla. Bazen oturuyoruz, birer çayımızı falan içiyoruz. Saygı, hürmet o bir şey. Güzel yani, memnun kaldım. Çocuklar yapıyor, gördüm. Güzel bir şey. Gayet sevindim yani. Buna topluma kazandırmak iyi bir şeydir. Yani gerçekten sevimli kişiler bunlar da. Çok hoşlandım yani, güzel bir şey. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde karbon monoksit gazı sonucu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından evde bulunan soba Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde karbon monoksit gazı sonucu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından evde bulunan soba Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. Nurdağ ilçesi Kurudere mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki Serkan Gökkaya, eşi Selda Gökkaya ve 78 yaşındaki babaanne Güllü Gökkaya dün gece sobaya kömür atarak uyumuş, sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle aile fertleri bir daha uyanamamıştı. Sabah kalktığında nenem işte tavuklarını ağzına ekirden açardı. Açmamış. Ondan sonra arkadaşımla gittim geldim. Baktım ekmek de daha kapıda duruyor. Ekmek de almamış, bu saate kadar alınması gerek. Sonra anneme dedim işte, anne dedim ekmek bile alınmamış. Arasana dedim, aradı. Annem de işte arayınca açan olmadı. Arkadaşım çinko da sen çık dedik, çıktı. Kahve açtı bize. Sonra ben balkondan atladım çinkoda. Camdan baktım. Kuzenim zaten yani rengi atıklı. Yengem yerdeydi, nenem de rengi mosmoldu. Gözler açıktı kuzenimin. Sonra kendi işte ağzı da açıktı. Camı, ondan sonra camı kırdık, içeri girdik. Olan olmuş zaten, nenemin ağzından baloncuk çıkıyor. Gaziantep'te ayağa takılarak dereye düşen 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi Hamidiye Kırsal Mahallesi'nde ayağa takılarak dereye düşen 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana geldi. Hamidiye Kırsal Mahallesi'nde dere suyundan geçerken ayağa kayarak suya düşen 9 yaşındaki Muhammed Bilal Gülsümbül boğularak hayatını kaybetti. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden iyi akşamlar.